uşsa. Bugün Sayın Erdoğan diyor ki bizim şey masamız kuvvetli onlarınki çürük. Hayır. San masanın ayaklarının çürük olduğu yerde masa olmaz. Bugün onların onların Cumhur İttifakında maalesef gizli pazarlıkların çıkarla gruplarının etkileri var. Biz ise sadece ve sadece Milleti birleştirmek, bütünleştirmek, kardeşliği egemen kılmak için yola çıktık. Bu toplantının onun için ben özellikle Yakup kardeşime dedim, gönül dostlar arasında olsun. Türküyle, Kürdüyle, Sünnisiyle, Alevisiyle Konya, Selçuklu başkenti Konya, Türkiye'ye bir mesaj versin dedim. En güzel mesajı verdiniz. Teşekkür ederim. Yine bugünkü buluşmamızın özel bir anlamı da şu. Yakup Bey'i ilk tanıdığımda Yakup Bey'i ilk tanıdığımda Gül Derneği bağımlılıkla mücadele anlamında Konya'mızda çok güzel hizmetler eden Gül Derneği'nde tanışmıştım. Adı Gül. Sembolü muhabbet. Bütün bir ömrünü Yakup Bey ve ailesi ve Ağrılı, Erzurumlu, Haymanalı işte buradaki bütün kardeşlerimiz hepsi bir hedefe odaklanmışlardı. Konyalı gençlerin bağımlılıklardan kurtarılması hedefine. Çok güzel bir faaliyet içindeydiler. Hazreti Mevlana'nın hemen yakınında o zaman tanıdığımda dedim ki bu Yakup kardeşimle yorulunur. Çünkü o gecesini, gündüzünü madde bağımlılığıyla mücadeleye ayırmış. Değerli kardeşlerim, Türkiye'de de her konuda olduğu gibi uyuşturucuyla madde bağımlılığıyla ilgili konuda da iki yaklaşım var. Birileri her gün uyuşturucuyla mücadele ederiz derler. Ayaklarına sıkın derler. Ama uyuşturucu baronlarıyla resimleri çıkar. Soru sorulur, Venezuela'ya ne taşıdı sizin uçak diye? Eski bir başbakanın cevabı şu, pandemi döneminde maske götürmüşler Venezuela'ya. Ya maskeyi kargoyla götürseniz çok daha uzunca mal olurdu. Ne lazım, ne gerek vardı e, uçağa? Hala bir cevap verilemedi. Hala bir cevap verilemedi. Konyalı gençler uyuşturucu bağımlısı olmuşsa, bu maneviyat şehrinde gençlerimizi madde bağımlılığına kurban ver veriyorsak bize durmak, bize beklemek, bize seyretmek karamdır İşte burada söylüyorum. İktidara gelir gelmez. Geçtiğimiz ay Değerli İçiş İçişleri Politikaları Başkanlığımızın Sayın Ezzettin Bey'in, Valimizin açıkladığı o kapsamlı uyuşturucuyla mücadele bağlamında en kararlı mücadeleyi vereceğiz. Torbacıların ayağına sıkmayacağız sadece. Baronları yakalayıp onları cezalandıracağız. Onlarla iş birliği yapanları cezalandıracağız. Bu ülkenin gençlerini kim kendi egosuna kendi çıkarına feda etmeye kalkarsa biz onlarla mücadele edeceğiz. İşte İçişleri Bakanı'na soruyorum. Neden? Neden son altı yıl içinde biz ayrıldıktan sen de İçişleri Bakanlığı'nı aldıktan sonra hangi kriteri alırsanız alın her kriterde Türkiye'de uyuşturucu bağımlılığı arttı. Neden arttı? Bunun birinci sorumlusu Türkiye'de uyuşturucuyla mücadele etmesi gerekirken Kara para aklayıcılarıyla, uyuşturucu baronlarıyla resimleri çıkan sizlersiniz, sizler. <laughs> Gelecek partisi olarak Konyalı gençlere sesleniyorum. Her biriniz bize emanetsiniz. Bütün sokakları uyuşturuculardan kurtaracağız. Başbakan Ken uyuşturucuyla mücadele için çıkardığımız yasa teklifine şunu koy yazmıştık ve söylemiştim. Uyuşturucu İlla mücadele terörle mücadele kararlılığıyla yürüyecek. İşte bir kez daha söylüyorum. Bu karp mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Değerli kardeşlerim. Dün ve bugün Konya'nın her yerinde hem buluştuğum için büyük bir mutluluk duydum. Ama hemen hemen Konya'nın her yerinde çiftçimizden, esnafımızdan, emeklilerimizden, işçilerimizden, kadınlarımızdan, gençlerimizden duyduğum feryatla da hüzün buldum. Hüzün duydum. Karapınar'daydım. Konya Ovası neredeyse çölleşiyor. 2016 yılında bütün çalışmaları tamamlanmış, baraj bağlantıları yapılmış, her şey hazırlanmış ve 2017 yılında Mavi Tünel ile Göksu'dan, benim doğduğum yerlerden, benim gönlümü verdiğim Konya Ovası'na su inecekti. Bakın. Dağlardan Afa Barajı'na, Afa Barajı'ndan Konya Ovası'na. Ne oldu biliyor musunuz? Projeleri, kanalları vaktinde tamamlayamadıkları için kanallar çatladı. Ve Konya Ovası gök suyla buluşamadı. Ve o kanallar çatladığı için projeler boşa israf olarak atıldı. Sadece birkaç müteahhit zengin edildi. İşte Türkiye'deki manzara maalesef bu. Yedi yıl oldu hala Göksu Konya Ovası'yla Hotamış'la APA arasındaki bağlantılar çatladı ve buluşamadı. Nedir Türkiye'nin sizden çektiği? Ey iktidar sahipleri. Nedir Konya'nın çektiği? Gelip burada Konya'dan utuk atmakla olmaz Sayın Erdoğan. Konyalıyım demekle de olmaz. Konya Ovası suyla buluşamamışsa birinci sorumlu sensin, ikinci sorumlu sensin, üçüncü sorumlu sensin. <laughs> Kur korumalı mevduatta, mevduatla milyar dolarları 3-5 mevduat sahibine aktaracağınıza Konya'ya suyu getirmeliydiniz. Konya Ovası çölleşiyorsa Göksu Konya ile ovasıyla buluşamamışsa sorumlusu sizsiniz. Gelip burada daha önce de açılmış bazı projeleri açarak büyük gösterişli mitingler, toplantılar yapma, yapmak için okulları tatil ederek, iş yerlerine, belediyelerdeki çalışanları zorla toplayarak miting yapmaya benzemez bu. Buradan Konyalılara ve bütün ülkemize sesleniyorum. Yarım kalmış bütün projeleri tek tek hayata geçirmeye kararlıyız. Bu iktidar yolsuzlukların, israfın, tükettiği kaynakların hesabını vermektense özellikle Konya gibi maneviyatı kuvvetli, din, vatan, millet kavramlarına sadık Selçuklu Kartalı'nın başkentinde hamaset yapmayı tercih ediyor. Değerli Konyalılar. İşte nas diyerek Türkiye'yi en yüksek faize mahkum edenler bunlar. 2016'da 50 milyar Türk lirası faiz harcaması vardı. Şimdi 800 milyar Türk lirasına çıktıysa bunun sorumlusu da bu iktidardır. Şimdi de bir neslin en önemli sembollerinden biri olan başörtüsü konusunda bir sınamayla karşı karşıyalar. Bugün Sayın Erdoğan muhalefet sınavıyla karşı karşıya dedi. Sayın Kılıçdaroğlu bir teklif yaptı. Buradan çağırda bulunuyorum. Bir yasa teklifi. Sayın Erdoğan bu yasa teklifinin yaklaşımında bütün başörtülü kadınlarımızın izzet onur sembolü olan başörtüyü gollük pas diye nitelendirdi. Gollük pas. Bir gün 28 Şubat çilesini çeken o kadınlarımızın gözünün içine baka baka Başörtüsüne gollük pas diyebileceğini hiç düşünmemiştim Sayın Erdoğan'ın. Ve bir anayasa teklifi getirdi. Geçen gün Türk Demokrasi Şurası'nda vurguladım. Burada da bir kez daha Sayın Erdoğan'a, iktidar sahiplerine ve bütün siyasi partilere çağrıda bulunuyorum. Başörtüsü referanduma gidilerek halkın oyuna sunulması gereken bir konu değildir. Bir inanç meselesidir. İnanç meseleleri halka sorulmaz. Halka sorulacak olan şey siyasi konulardır. Yapılması gereken şudur. Sayın Erdoğan çıkıp şunu demeli. 400 milletvekilinin üstünde bir oyla meclis başörtüsünü kabul ederse, onaylarsa anayasa değişikliğini ben bunu referanduma götürmeyeceğim demesi lazım. Çünkü referanduma götürürse yüzde on bile, yüzde yirmi bile Allah'ın emrine hayır oyu verirse vebali Erdoğan'ın üstüne olur. İnsanları Allah'ın emrini reddeder pozisyona düşürmemen lazım Sayın Erdoğan. Sahsi çıkarın siyasi hırsına bunu yapmaman lazım. Çık ve de ki 400'ün üzerinde bir oyla geçerse referanduma gitmeyecek. İşte o zaman muhalefete görev düşer. Biz de muhalefete bütün yaptığım görüşmelerde bütün siyasi partilere bunu söyledim. Beş siyasi lidere de bu anayasa değişikliği referanduma gitmemeli. Referanduma gitmemesi için de 400'ün üzerinde oy verilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmeli. Sayın Erdoğan bu taahhüdü vermeli. Siyasi partilerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde evet demeli ve bu tarih bir neslin iki neslin hayatını karartan bu çağ dışı yasak bir daha gündeme gelmemek üzere kalkmalıdır. Biz 28 Şubat'ın başörtü baskılarına karşı direnen bir nesil olarak bugün de bu tür özgürlükler konusunda hiç taviz vermeden bu özgürlüklerin hayata geçirmesini sağladık.